Fatih'i arayıp şunu şöyle, bunu böyle yap diyen bir anlayış internette özgürlüğü getirebilir mi ya? Mümkün müdür? Şimdi işte aralığın başında, geçen aralığın başında istihbarat kökenli bir bürokratlarını Türkiye Telekomünikasyon İletişim Başkanı yaptılar. Şimdi başkan olan kişinin yetkilerini sınırsız hale getiriyorlar. Peki bunu seni beni korumak için mi yapıyorlar? Hayır. Hırsızlıklar, rüşvet, kendileriyle ilgili ses kayıtları internete düştüğünde anında engellemek için yapıyorlar. Öbür tarafı hallettiler. Televizyonlarda, gazetelerde yayınlanmasının önüne geçiyorlar. Bir telefona bakar, onu durduruyorlar. Ama internetin önüne geçemiyorlar. İşte Gezi direnişinde ortaya çıktı. Sosyal medya tek başına haber alma özgürlüğünü sağlayabiliyor, gerçeklerin topluma hızlı yayılmasını önünü açabiliyor. Bunu şimdi tehlike olarak görüyor. Bakın biraz önce konuşuyor. Diyor ki 2009'da Baykal MHP kasetlerini diyor biz yarım saat içinde durdurduk. Ben diyor bizzat yaptım bunu. Yarım saat içinde engelledim diyor. Madem böyle bir gücün yetkin var, yasaya ne gerek var o zaman? 4 yıl önce sen bunu yarım saat içinde yapabiliyordun madem. Demek ki bu tür şeyler çıkınca engelleyebilirsiniz. Bu yasaya ne gerek var? Hemen arkasındaki cümle şu bakın. Daha az önce konuşuyor. Ben diyor yarım saat içinde bunu engelledim. Hemen arkasından da şunu söylüyor. Bu yayınları diyor durdurmanız 5 gün sürüyor. 5 gün. O mu doğru, bu mu doğru? Şimdi bu yasayı savunmak için diyor ki bu tür ahlaksız yayınları durdurmanız 5 gün sürüyor. Bu yüzden bu yasayı çıkarmamız lazım diyor. Ama daha 2009'da 4 yıl önce de ben yarım saatte diyor engelledim, durdurdum diyor. Hangisi doğru, hangisine inanacağız? Kendisi farkında değil. Düştüğü çelişkinin kendisi farkında değil. Eğer internette çocukların, efendim kadınların istismar edilmelerini engellemek istiyorsanız şu anda yasada bu yetki var zaten. Gerçekten de amacınız genel ahlaka dair bir düzenleme yapmaksa zaten yasalarda var. Yetki tanınmış. Tip de bu yetkiyi kullanabiliyor şu anda. Ama derdiniz bu değil. Derdiniz ortaya çıkan ses kayıtlarının, görüntülerin toplum tarafından hızlı bir şekilde öğrenilmesini engellemek. Gerçekten de kişilik haklarını korumak isteseydiniz, partimizin dinlenmesi sonucu elde edildiği, hukuk dışı elde edildiği anlaşılan tape kayıtlarının gece gündüz medya servis edilmesine engel olurdunuz. 2009'da başlatılan KCK operasyonunda larında tutuklanan arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerin tamamı dava açılmadan, daha onlar göz altındayken, daha onlara tek bir soru sorulmamışken tape kayıtlarını biz akşam televizyonlardan izliyorduk. Hangi toplantıda ne konuşmuşuz? Benim eş genel başkan yardımcımla yaptığım konuşmalar, örgütleme sorumlusuyla, bir belediye başkanıyla yaptığım konuşmalar, suç içermemesine rağmen, hiçbir şekilde gayri meşru bir konuşma olmamasına rağmen o tape kayıtlarını alıp akşam televizyondan servis ediyordunuz. Bütün internet BDP'li yöneticilerin konuşmalarıyla doluydu. Bunları engellemek için yarım saatte hemen devreye girdin mi? Yok. Yasa çıkardın mı? Yok. Şimdi telaşın nedir? Niye bu yasaya ihtiyaç duyuyorsun? Muhalefetten niye destek istiyorsun böyle bir yasa için? 5 yıldır bu zulmü çekiyoruz. 5 yıldır bütün özel hayatımıza dair konuşmalar, belediye başkanımızın, milletvekilimizin, il ilçe yöneticilerimizin, kadın meclisi, gençlik çalışanlarımızın bütün yaşamları medyanızda servis ediliyor. Senin parayla satın aldığın medyada dahil olmak üzere AKP gazetesi, AKP televizyonu, cemaat radyosu, televizyonu, gazetesi dahil olmak üzere hep birlikte bunları servis ediyordunuz. Bir gün çıkıp da ayıptır, ahlaksızlıktır dedin mi? Yok. Diyebildin mi? Tam tersine. Tam tersine.
Gece gündüz meydanlarda bu tape kayıtlarını bize karşı kullandın. Başbakan olarak çıkıp kürsülerden bu tape kayıtlarını bize karşı propaganda için kullandın. Bunları bizzat yaptın sen. Bu millet balık hafızalı değil, merak etme. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Paralel devletle el ele kol kola yıllardır bize ne zulüm yaptığınızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Şimdi önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyorlar. Hükümet sözcüsü çıkmış, paralel devletle ilgili soruşturma yok diyor. Böyle bir şey yok. Paralel devletle ilgili bir soruşturma açmadık diyor. E ya 50 gündür o zaman neyi konuşuyoruz? 17 Aralık'tan beri başbakan olarak, hükümet sözcüleri olarak siz bu paralel devletin varlığını itiraf etmiyor musunuz? E suç değilse herkes kendine bir paralel devlet kursun ülkede. Suçsa soruşturma niye yok? Eğer paralel devlet kurmak soruşturma açılmayı bile gerektirmiyorsa herkes kendine bir tane kursun kardeş. Biz de istiyoruz devlet. Suç değilse biz de istiyoruz. Yok suçsa ki yasalara ve anayasaya göre bütün bu yapıların tamamı devlet içine sızmakla ve devleti kanun dışı, hukuk dışı, yetkisiz yönetmekle suç işlemiştir. O halde bunun belgesiyle, bilgisiyle kamuoyuna açıklayıp savcılara teslim edeceksin. Hangi vali, hangi rektör, hangi bakan, hangi milletvekili, hangi kaymakam, hangi emniyet müdürü, hangi polis, hangi istihbaratçı paralel devletin içinde bunların hepsini açıklayıp yargıya teslim edeceksin. Bunlar hangi şehirde, nerede toplantı yaptılar? Toplantıda ne konuştular, ne kararlar aldılar? O kararları mahkemelerde nasıl uyguladılar? Operasyon yaparken bu yapılar kendi içinde nasıl dayanışma gösterdiler? Bunların hepsini açıklayacaksın. Neden açıklayamıyor, neden soruşturma yok biliyor musunuz? Çünkü paralel yapıyla birlikte çalışıyordular. Bu paralel yapının il yönetim toplantıları, bölge toplantıları, bunların içinde AKP il başkanları var. Cemaat sorumlusu, vali yardımcısı, AKP il başkanı, yeri geldiğinde bir akademisyen, bazen bir savcı, bazen bir hakim, bazen bir bürokrat, bazen bir imam. Toplantının bileşenleri bunlardan oluşuyor. İçinde AKP'li yöneticiler var. O nedenle açıklayamıyor, soruşturma açamıyor. Çünkü soruşturma açsa paralel devlete, bu paralel yapılar çıkıp diyecek ki, biz beraber yapmadık mı bu toplantıları kardeşim? Hep birlikte çevirdik bu filmleri. Başrolde beraber oynadık diyecekler. Şimdi dinleseniz ağlarsınız. Bunlardan başka mağdur yok ülkede. Halen biz nasıl ezildik, biz ne zor günler gördük. Halen ben şiir okudum da bilmem cezaevleri yattım. Ya geçti bu günler, geçti. O mağduriyetten aldığın oy, eziliyorum teranelerinden aldığın oy dönemi bitti. Şu anda sen zalim durumundasın, mazlum değilsin. Sen öyle ezilen falan değilsin. Bizzati ezenin kendisisin artık. Bunu artık bu halka yutturamazsın. Bak 30 Mart yaklaşıyor. Sayılı gün çabuk geçer. Göreceğiz. Sandıktan ne çıkıyor göreceğiz. Daha önce tavsiyede bulundum. Sık sık tavsiyede bulunuyorum. Sağlığınız açısından seçim akşamı mutlaka ama mutlaka yanınızda sağlık görevlisi bulundurun. Tansiyonunuzu yükselteceğiz. Bunların hepsinin sandıkta mutlaka hesabı sorulacak. Doğru çizgi işte burada temsil ediliyor. Halk gerçekten artık ülke yönetimine el koysun isteniyorsa BDP'nin ve HDP'nin adaylarının etrafında kenetleneceğiz. Yöntem budur. Peki
17 Aralık'tan bu yana bakın. Kaç bin polis, savcı, hakim, efendim kamu görevlisi, Milli Eğitim'den Sağlık Bakanlığı'na kadar. Binlerce görevli yer değiştirdi. Alelacele yasalar çıkarıldı. Parlamentoya yağmur gibi efendim AKP'yi koruma yasaları gelmeye başladı. Niye? Kendi güvenlikleri açısından. Sırf AKP'nin güvenliği ve AKP'nin güvence altına alınması açısından bütün bürokrasi, parlamento harıl harıl şimdi çalışıyor. Ama bir yıldır yürüttüğümüz çözüm süreci, Sayın Öcalan'ın 21 Mart'ta çağrısıyla başlayan çözüm sürecinin güvenliği adına tek bir yasa bile çıkarmıyorlar. Bakın kendi güvenlikleri için neler yapıyorlar. Ama çözüm sürecinin güvenliği ve dolayısıyla 75 milyon insanın güvenliği, yani yeniden çatışmaların, savaşın başlamaması için, yeniden gencecik evlatların ölmemesi için, onların güvenliği için, yani bizim çocuklarımızın, yoksulların çocuklarının güvenliği için tek bir yasa çıkarmıyorlar. Kendi çocukları için alelacele, hızla yasalar parlamentoya sevk ediliyor ve binlerce kamu görevlisi yer değiştirebiliyor. Ama halkın çocukları için tek bir yasa çıkarmıyorlar. Aylardır söylüyoruz. Çözüm süreci koptu kopacak. Hakikaten sabırlar taştı taşacak. Verdiğin sözler var. İmralı'da, Kandil'de değil, kamuoyunun huzurunda, mikrofonların önünde verdiğin sözler var. Biz barışı getireceğiz dedin. Biz bu savaşı artık bitireceğiz dedin. Demokrasiyi inşa edeceğiz. Bütün kimlikleri tanıyacağız dedin. Bunların hepsini bizzat başbakan olarak sen kendi ağzınla ifade ettin. Biz 21 Mart'taki bildiriye bağlıyız dedin. O bildirinin arkasındayız dedin. O mutabakata bağlıyız dedin. Siyasetin önünü açacağız dedin. Bunların hepsini sen kamuoyunun huzurunda söz olarak halka verdin. Peki Allah billah aşkına, bir yıldır PKK gerillaları Türkiye sınırlarının dışına çıkmış bekliyorlar. Peki bunlar sonsuza kadar orada mı kalacaklar? Kurda kuşa yem mi olacaklar? İnmeyecekler mi dağdan? Hani bunun yasası? Müzakere sürdürülüyor, yürütülüyor. 16 defa İmralı'ya gitmişiz. Hani bunun yasası? Görüşme başlatacağız. Bütün konuları masaya yatıracağız, müzakere edeceğiz demişsiniz. Hani bunun yasası? Şimdi çözüm sürecinin güvenliği, yurttaşın güvenliği AKP'nin umurunda bile değil. O seçimi kurtarmaya bakıyor. Şu 30 Mart'ı bir atlatalım, sonrası Allah büyük diyor. Ama kendi güvenliği için bakın neler yapıyorlar. Binlerce polisin yerini değiştiriyorlar, binlerce. Sonra da şehit edebiyatıyla yoksulun, emekçinin çocuğu bu savaşta yaşamını yitirince onun edebiyatıyla milliyetçilik üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. Bu savaşta yaşamını yitiren her canın bizim için kıymeti kutsaldır, değerlidir. Onların annesi babası, askerde olan, çocuğu polis olan, çocuğu dağda olan, onların annesi babası iyi görsün bunları. Senin çocuğun için bırak yasayı, bir yönetmeliği bile değiştirmiyorlar, yönetmeliği. Bakın kendi çocukları için neler yapıyorlar. İki tanesinin çocuğu tutuklandı diye kendi çocuğu da bu işlere bulaşmış belli, savcı peşine düşmüş diye ne yasalar değiştiriyorlar. Çözüm süreci için kılını bile kıpırdatmıyorlar. Şimdi bu şekilde yürüyecek mi? Bakalım. Biz inşallah çözüm süreci bitmez diye canla başla çalışıyoruz. HDP, BDP olarak her yerde kalıcı barışın inşası için uğraşıyoruz. Mitingler yapıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. Hükümetle neredeyse her hafta görüşüyoruz. Parlamentoda her gün konuşuyoruz. Yeter ki çözüm süreci kopmasın. Yeter ki yeniden savaş ortamına dönülmesin. Gençlerimiz ölmesin.
Bunun için çaba sarf ediyoruz. Siyasetçiler olarak bu bizim görevimizdir. Sabır. BDP niye bu süreci bitirmiyor diye eleştirenler de var. Ta başından beri. Bunun için biz sürecin arkasındayız. Biz AKP'nin kerameti, yüzü suyu hürmetine girmedik bu sürece. Biz bu süreci desteklerken başbakanın gül yüzü için desteklemedik. Türkiye demokrasi gelsin. Yüksek standartlı bir yaşam olsun. Halklarımız özgür olsun. Gençlerimiz ölmesin diye bu sürece girdik. Destekledik. Bize bu kadar baskı yapacağınıza, BDP süreci bitirsin diye canla başla üstümüze baskı yapacağınıza, onun onda birini AKP adım atsın diye baskı yapsaydınız, belki AKP bu noktada biraz zorlanırdı. Bir gün bu süreç biterse inşallah görmeyiz o günleri. Ama bu süreç sonlanırsa, AKP kendi eliyle bu süreci bitirirse, bir bakalım ne olacak o zaman? Süreç bitsin diye bu kadar canla başla hevesle bekleyenler, özellikle sizler, bu süreçten bir şey çıkmaz diyenler, sizleri cephede görmek isteriz. En önde görmek isteriz. Kiminiz PKK saflarında, kiminiz ordunun saflarında en önde savaşmaya hazır olun o halde. Bu kadar savaş sevdalısıysanız. Yok, biz savaş istemiyoruz. Biz gerçekten de çözüm demokrasiyle buluşsun istiyoruz diyorsanız baskıyı bize değil, hükümete yapacaksınız. Süreci bitir diye Kürt hareketine değil, süreci kurtar diye AKP'ye baskı yapacaksınız. Doğru tarz budur. Süreçten sonuç almanın tarzı da budur. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Kürtleriniz ya da sizin bu provokasyonlarınız nedeniyle bitmiş olmayacak. AKP'nin adım atmamış olması, AKP'nin kendi eliyle süreç bitmiş olacak. Yoksa biz sonuna kadar barış mücadelesinin arkasında olmaya devam edeceğiz. Özellikle bu görüntüleri yayınlayanlar, 99 İmralı görüntülerini yayınlayanlar, merak etmeyin. Bu halk kimin ne mal olduğunu iyi biliyor. Eğer gerçekten Kürt halkına karşı saygınız varsa, Kürt halkına karşı gerçekten de saygılı bir yaklaşım için bunu yaptık diyorsanız, Kürt halkının talepleri ortada. Onun arkasında durun. Yoksa sizin uyduruk videolarınız ne halkın kafasını karıştırır ne de bu sürece etki eder. Kendi kendinize izler durursunuz. O görüntülerden neler söylendiğini, oradan neler yaşandığını biz iyi biliyoruz. Savunmalarda nelerin yazıldığını, 15 yıldır İmralı'da nasıl amansız bir mücadele verildiğini biz iyi biliyoruz. Her birinizi 15 saat o adaya koysalar, bütün değerlerinizi satarsınız be. Şimdi bu saatten sonra seçim süreci ve seçim tartışmaları ve çalışmaları bir tarafa, hükümetin artık çözüm süreciyle ilgili ciddi, pratik, somut adım atma zamanıdır. Seçim çalışmaları, tartışmaları zaten yürüyecek. Ama düşünün bakın, hasta tutsaklar meselesi az önce ifade ettim. Öyle sürecin bir gereği falan da değil. İnsan olmanın bir gereğidir. Siz süreçle birlikte insan olmadınız herhalde. İnsan olmanın gereği, hasta olan, ölümcül olan insan içeride de olsa, dışarıda da olsa buna yardımcı olmak, gereğini yapmaktır. Her gün neredeyse cezaevlerinden hasta tutsaklarla ilgili dram dolu ailelerden özellikle başvurular alıyoruz, mektuplar alıyoruz. İnanın ki birçoğunu okumakta zorlanıyoruz. 500 civarında ciddi hastalığı olan tutsak var. Bunların 330'u ölümcül. En azından hani bunlarla ilgili bir ilerleme kat edilmesi lazım. Sanki yani minnet borçluymuşuz gibi bir yaklaşım içerisinde bunlar. Bakın Salih Tuğrul, bir kişinin sadece okuyayım. Öyküsü sadece. Siirt E tipi kapalı cezaevinde. 18 yıldır cezaevinde. 2007'de iki defa kalp krizi geçiriyor. Geçen yıl 2013'te de dengesini cezaevinde
yitirip düşüyor, beyin kanaması geçiriyor. O günden beri hafızasını yitirmiş. Hiçbir işini kendisi göremiyor. Hem kalp hastası hem beyin kanaması geçirmiş. Konuşamıyor bile. Hiçbir işini cezaevinde kendi başına göremiyor. Adli tıpa sevk ediliyor. Adli tıp en azından 6 ay boyunca infazın ertelenmesi uygundur diyor. Yasa gereği savcı emniyete soruyor. Bu kişiyi serbest bırakalım mı diyor. İstanbul Emniyeti Siirtli olduğu için Siirt'e yazı yazıyor. Siirt Emniyeti burada oturmuyor, Mersin'de oturuyor diyor. Yazıyı Mersin'e gönderiyorlar. Aylarca bu bürokrasi sürüyor. Mersin Emniyeti savcıya şöyle bir cevap yazıyor. Diyor ki, bu şahsın ailesi terör örgütü yandaşlarının oturduğu mahallede oturuyor. Cevap resmi cevap. Dolayısıyla bunun serbest bırakılması toplum güvenliği açısından sakıncalı olabilir. Savcı bu yazıya dayanarak bunun tahliye edilmesine gerek yok diyor. Şimdi savcı senin, polis senin, adli tıp senin, kağıtlar da devletin. Bunları o kağıda siz yazıyorsunuz. Paralel midir, değil midir bizi ilgilendirmez. Tamamını sen atamışsın kardeşim. İşte bu insanlık dramını 530 tutuklu hükümlü yaşıyor şu anda. Bunların bu ciddiyetsiz, saygısız, vicdandan yoksun yaklaşımları nedeniyle insanlar cezaevlerinde ölüyorlar. Bunun adı cezaevinde eceliyle ölmek falan da değil. İdam cezasının gayri resmi uygulanmasıdır. Resmi olarak idam cezası kaldırılmış olmasına rağmen içeride idam cezasının uygulanmasıdır. Polisin insafına kalmış. Oturduğun mahalleye göre ya yaşayacaksın ya öleceksin. Bir tane polisin insafına, vicdanına kalmış. Mersin Toroslar Mahallesi'nde oturuyor bu demiş. Orada terör örgütü yandaşları oturuyor. Ağırlıklı olarak bu görüşe sahipler. Dolayısıyla bunu serbest bırakırsanız toplum için tehlikeli olur. Bu kadar. Şimdi 100 yıllık bir meselenin, Kürt sorununun çözümüyle ilgili bizler bu kadar ciddi yaklaşacağız. 16 defa İmralı'ya, bilmem kaç defa Kandil'e gideceğiz, Avrupa'ya gideceğiz. Defalarca hükümetle görüşeceğiz. Parti içerisinde gece gündüz bu meselenin ciddiyetiyle tartışıp yaklaşacağız. 40 bin insanın öldüğü asırlık bir meseleyi çözmek için uğraşacağız. Bunların yaklaşımı da böyle olacak. Ve çıkıp kamuoyuna bakın diyecek. Barışı sağladık. Edirne'den Hakkari'ye kadar analar ağlamıyor artık. Bunu biz yaptık diyecek. Bunun propagandasını, siyasi rantını yemeye çalışacak. Bunun adı ilkesizliktir. Ne barış sağlaması? Barışı Sayın Öcalan sağladı. Sen sağlamadın. Onun bir çağrısı sağladı. Sen barışı sağlamak için üzerine düşen hiçbir adımı atmış değilsin. Getirdiğin bütün paketler AKP'nin güvenliğini, AKP'nin önceliğini ele alan paketleridir. Beşinci demokrasi paketini getiriyorsun, aynı kaygıyla hazırlanmış. Özel yetkili mahkeme kalkacak ama 133 tane ağır ceza mahkemesine özel yetki verilecek. Niye? Çünkü TEMAKA olduğu yerde duruyor. Terörle mücadele kanunu var olduğu müddetçe her ağır ceza mahkemesi artık özel yetkili bir mahkeme olacak. Başta İstiklal mahkemeleri vardı. Daha sonra yasada mahkemeleri, sıkı yönetim, istiklal mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler. Şimdi bu da kalkıyor. Bütün mahkemeler artık özel yetkili hale geliyor. Ve bunu da bize demokrasi paketi diye yutturacaklar. TEMAKA orada durduğu müddetçe ve TEMAKA'daki maddeler TCK'da durduğu müddetçe infaz yasasındaki eşitsizlik, mahkemelerdeki adaletsizlik, HSYK'daki tarafgirlik, talimatlarınızla çalışan savcılık ve bu paralel yapı işbirliği ve paralel yapı egemenliği sürdüğü müddetçe siz istediğiniz kadar paket çıkarın. Kendinizi de kurtaramazsınız, çözüm sürecini de kurtaramazsınız. Sadece kendinizi kurtaracağınızı sanıyorsanız öyle bir paket icat edilmedi henüz. Sadece sizi kurtaracak bir paketi kimse icat edemedi henüz. Hükümetin bu günübirlik,
hükümetin bu pragmatist, palyatif, günlük çözümlere dönük yaklaşımları çözüm sürecini bitme noktasına getirmiştir. Bunu söylemekten üzüntü duyuyoruz ama şu anda ortada bir çözüm süreci var mıdır, yok mudur? O kadar muğlak bir durumdayız. Hükümetin yürüttüğü ve yönettiği bir çözüm süreci falan kalmamıştır. Hükümet açısından, hükümet cephesinden ortada bir çözüm süreci yoktur. Ne gündemlerinde vardır, ne de pratik yaklaşım açısından atmak istedikleri bir adım vardır. Bütün çabaları devleti kontrol etme, devleti ele geçirme, kendi güvenliklerini sağlama, kendilerini garanti altına alma hamleleri olarak gerçekleşiyor. Eğitimde torba yasa meselesi de bundan farklı değil. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin kaldırılması başlığı altında yapılan tartışmalarla ilgili hazırladığı kanun tasarısında neredeyse bütün milli eğitim sistemini bakana ve dolayısıyla başbakana bağlayacak. Burada sadece mevzu dershanelerin kapanması değil. Eğitimin tamamı özelleştirilecek. Eğitim sistemini de AKP'ye bağlayacaklar. Çünkü her alandan korkuyorlar. Kendilerine bağlı olmayan, doğrudan kendilerine talimat veremedikleri, her yerde bir fatihlerinin olmadığı her yerden korkuyorlar. İlk okuldan bile korkuyorlar. O kadar ki bu yasa çıkınca ilk okuldaki müdür yardımcısına kadar hepsi değişecek. Yasada yazıyor. Yasanın çıktığı gün müsteşardan, yardımcısından, okul müdüründen okul müdür yardımcısına tamamının görevi son bulur diyor. Peki bunların yerine kim gelecek? Vali atayacak diyor hepsini. Vali dediği kim? AKP'nin il başkanı. Bir ikisini çıkarın, tamamı AKP'nin il başkanı. Yani artık AKP il başkanları il milli eğitim müdürünün kim olacağını, herhangi bir okul müdürünün kim olacağını, müdürün yardımcısının kim olacağını belirleyecek. Utanmasalar sınıf başkanlarını seçecekler. Utanıyorlar neylesin bu konuda? Buna kira verecekler bu yasayla. Özel okullara 30 yıllığına arazi tahsis edilecek hazineden. Şimdi bunlar kulağa hoş geliyor da bu özel okul dediğiniz ne? İlkokulda yıllık 16 milyar eski parayla ödemeniz gerekiyor. Ortaokulda 18 milyar, liseler için aylık yıllık 20 bin lira. 20 milyar ödemeniz lazım. Özel okul dediğimiz de bu yani. Sadece çocuğu kayıt parası mı? Geri kalan eğitim masrafları hariç. İşte bütün okulları bu hale getirmek için hazırladıkları yasayı şimdi parlamentoya sunuyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 çocuğunuz mu var? Yılda 50 bin, 60 bin lira ayıramıyorsanız çocuğunuz yoksul okullarında, fakir okullarında, zenci okullarında okuyacak. Oralardaki öğretmenlerin, oradaki standartların, eğitim materyalinin, ders materyalinin, okul binasının, her şeyin standardı düşük olacak. Biz fakirler o okulda okuyacağız. Parası olan, ayakkabı kutusu olan, evinde kasası olan, çalabilen, çırpabilen bunların ekibi, tayfası özel okullarda okuyacak. Yani biz hep yoksul kalacağız, bunlar hep zengin. Sistemi bu hale getirmeye çalışıyorlar. İşte buna milli eğitimde reform diyorlar. Bu yasayı da bu şekilde yutturup Çankaya'ya gönderecekler. Madem özel okullarda kaliteli eğitim verme imkanı var, neden bunu devlet okulunda yapmıyoruz? Bütün kaynakları neden devlet okullarına verip, oradaki öğretmenin maaşını artırıp, dışarıda görev bekleyen, atama bekleyen 350 bin öğretmeni de işe alıp, kapatacağınız dershaneden arta kalan bütün öğretmenleri de işe alıp, yeni okul binalarıyla, yeni okul müfredatıyla, yeni okul materyalleriyle, yeni sınıflarla neden eğitim kalitesini artırmıyoruz da özel okullarında hayata geçebilir? Özel okula ne gerek var? Açmak isteyen açar yine, özel teşebbüstür dersiniz. Ama her mahalleye bir özel okul açacağım derseniz toplumu zaten başından beri zengin fakir olarak ayırıp bundan sonraki nesillere de artık sirayet edecek şekilde bu sınıfsal ayrımı kesinleştirmiş, katı bir hale getirmiş olursunuz. Bunların derdi bu işte.
Bütün bürokratları da kendileri atayacaklar. Okul müdürü. Şuna buna yakın olamaz artık. Doğrudan AKP'li olmayanı okul müdürü, müdür yardımcısı yapmayacaklar. Eskiden cemaat AKP işbirliği vardı. Onlara yakın sendikalar vardı. Kendi sendikalarının sendika şube başkanlarıyla vali, emniyet müdürü bir araya gelirlerdi. AKP il başkanıyla toplantı halinde kim müdür olacak, kim nereye atanacak belirlerdi. AKP'li yapmak istiyorsun ama bu kadar AKP'li yok. Ülkede BDP'li ve HDP'li sayısı artıyor. Bulamayacaksın. Hele bu seçimden sonra. Ülkede bürokrat yapacak AKP'li bulamayacaksın. Artık insanlar sizin gerçek yüzünüzü, çirkin yüzünüzü, bu konudaki ilkesiz yaklaşımlarınızı gördü, görüyor. Biz yolsuzluk yapmadık deyip sadece yolsuzluğu burada ağzına alıyor. Biz yapmadık diyor. Yapsaydık bu kadar yol olur muydu? Efendim gayri safi milli hasıla bu kadar artar mıydı? Şimdi ülkede gayri safi milli hasıla rakamlarını açıklıyor ama mesela sadece kendi döneminde son yıl içerisinde geçen yıl 52 bin kişi bu ülkede milyonermiş. Eski rakamla trilyoner. 2012 ve 2013 rakamları. Bu kriz döneminde, yani ekonomik krizin bu kadar derinleştiği dönemde sayı %28 artmış ve 66 bine çıkmış. Türkiye'deki milyoner sayısı, trilyoner sayısı. Eski rakamla. Şimdi gayri safi milli hasılanın rakamları artmış ama toplanan paralar elit bir tabakanın elinde. Küçük bir nüfusun elinde. Halka yansımıyor. Emekçiye, yoksula yansımıyor. Yoksulun aldığı pay değişmiyor. İşçinin, efendim, emekçinin, köylünün aldığı pay değişmiyor. Kimler kazanıyor? Bakın. Bu kadar rakamları abartıyor ya, ekonomide iyi gelişmeler oldu. O yüzden diyor devreye girdiler. Ekonomideki iyi gelişmelerin tamamı rant yiyecilerin gelirlerini katladı. Bir yıl içerisinde dövizde %30 artış, TL'de %30 devalüasyon demektir. Bu paralar, kazançlar nereye gitti? Kimin cebine girdi? Asgari ücretlinin cebine girmedi herhalde. Köylünün, üreticinin, çiftçinin cebine girmedi herhalde. Sadece Ocak rakamları ile ilgili bakın birkaç rakam sizinle paylaşayım. Domatesin tarladaki fiyatı geçen yıl 1.25 TL. Bu yıl Ocak ayında 1.11. Yani düşüş var. Ama domatesin market fiyatında %192, yani iki kata yakın artış var. Kuru soğan 48 kuruştan 31 kuruşa düşmüş tarlada. Geçen yıldan bu yana oranlı. Ama pazardaki ve marketteki fiyat artışı %279. Elma bahçede 80 kuruş, geçen yıl 93 kuruştu. Ama pazardaki artış %305. Kırmızı mercimek 1.39 TL'den üretiliyor. Markette %223 artışla 4.5 liraya satılıyor. Şimdi hırsızlık, talan, yolsuzluk, rüşvet olmazsa bunlar olabilir mi? Sen sadece duble yolları anlatıyorsun da. Bir düzen, soygun ve rant düzeni olmazsa böyle olabilir mi? Bakın çiftçi geçen yıl ürettiğinden daha ucuza üretiyor ve satıyor. Çünkü pazar yok, satamıyor. Daha düzeni budur. Rüşvet, yolsuzluk, talan sadece paraları çalıp ayakkabı kutularına doldurmak değildir. En büyük hırsızlık burada yaşanıyor işte. Ülkenin küçük bir nüfusu, nüfusta demeyelim,